gün sonra Irak'tan teslimat yapılacak. Silah. İnsanın öyle şeylerden haberi olmaz. Eğer teslimatta bir hal olursa... İlki ya emmi ya paşa. Ya da belki ikisi birden. Salim. Ne diyorsun lan? Ne olur Livorno maçı? Vallahi ben üst verdim abi. Şimşekler? Ona da ilk yarı 0, ikinci yarı 1. Adana'da mı lan maç? Aynen abi, Adana'da maçı. Ganyan'da bir şey çıkmıyor mu emmi? Yok be paşam. Bizim seyislere diyorum. Hani varsa öyle güzel, sürprizli bitiyor söyleyin diye ama... Ha istiyorsan çerezlik var, 3-5 kupon. Çerezlik kim ne yapsın kardeşim? Hah. Selamünaleyküm. Aleykümselam paşa, nasılsın? Ene bir hayrin, sen nasılsın? Yorulduk geldik. Arkadaşlar size otelden yer ayırdılar. Kalmak isterseniz diye. Yok beklemeyeceğiz. Hemen gideceğiz. Öyle mi? Peki bakalım. NATO mu bunlar? NATO. Bu sefer değişik bir şey yapacağız. Bu şekilde ödeyeceğiz. Bak bakalım. Hepsi gerçek. Değilse getirip kafama atarsın. Ben götürürüm. Gerisini patron bilir. Tamam. Patrona de ki... İdris Koçovalı selam söylüyormuş da. Kendisini misafir etmek isteriz bir ara burada. Baş üstüne. Salim. Hiçbir yerde durmadan gidin. Üçüncü köprü yolundan yavaş yavaş. Eğer çevirme falan olursa lastik patlatın. Kenara çekin, beni çağır. Tamam. Hadi beyler. Siper alın! Baskınlar! Vartolu'nun adamları bunlar. Paşam, paşam ne oldu? Ne oluyor? Bizim çocuklar bunlar.
Bartolu. Saldırdı. Yapma be! Yapma be! Nereden çıktınız siz Allahsızlar? Ulan insan bir haber eder. Biz de arkadan baskın yedik sandık. Yamaç abinin emri vardı abi. Özel emri vardı. Bir sıkıntı çıkmasaydı takılacaktık içeride öyle uslu uslu. Orada olduğumuzdan haberiniz bile olmayacaktı abi. Görüyorsun değil mi sen bizim olayı? Görüyorum, görüyorum. Ben bu adamların hikayeleriyle büyüdüm. Çukur'un üç kamadayız. İdris, Mücahit, Cihangir. Ben bununla büyüdüm. Olmaz, olamaz. Olamaz. Babama siper olan adamlar bunlar. Kurşun diye. Ben şimdi... ne halt edeceğim? Bir işim daha kaldı, sonra yanındayım. Seni çok özledim. Ne yapıyorsun? İyi. İdris baba seni çağırıyor. Beni mi? Hı hı. Gel gelin gel. Olmaz öyle ayakta. Otur. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz? Geçen gece yemek götürmüşsün mutfaktan. Kime götürdün? Mahallede bir arkadaşım çocuklarına. İhtiyaçları vardı. Yemekler boşa gidecekti. Bizim evde yemekler boşa gitmez kızım. Merak etme. Kalan yemek ihtiyacı olana dağıtılır. Sen gene de... neyse. İyi yapmışsın. Yavaş evde yoksa... illa dışarı çıkacaksan... bana gel haber ver. Olur mu? Olur. Bir de şunu iyice çevirirsem tamamdır. Oyun hamuru alayım ben size. He? Oyun hamuru. Ya böyle avcunuzun içinde sıkarsınız. Kasları güçlendirir. Allah Allah. Görüyor musun sultanım? Yeni bir şey öğrendik gelin hanımın sayesinde. Tamam. Al kızım. Yaparız. Bırakın beni ne olur bırakın. Bir şey soracağım. İdris babaya sadece bir şey soracağım. Lütfen bırak kolumu. Bırakın kolumu. Bir şey soracağım İdris babaya. Abla, abla. Ne olursun İdris babaya ses et. Ne olur bir şey soracağım ona. Benim insan niye ölmüş onu soracağım. Ne olur, ne olur, ne olur. Beylerin buyruğu yoksuna kan ağlatırmış. Kan ağlattınız. Siz öldürdünüz benim insanımı. Siz öldürdünüz. Bırak beni. İnsanımı sen öldürdünüz. Sena, gir kızım içeriye.
Adın Celesun'muş. Celesun. Nasılsın? İyiyim. Sıkıldım, çıkayım diye haber bekliyorum. Duyduğum kadarıyla doktorlar da seni bekliyormuş abi. Geçmiş olsun. Kusura bakma. Seni durdurmam gerekiyordu. Öldürmedin abi, o da yeter. Eyvallah. Bartolu babanı öldürmüş. Tabancayı İsa mı verdi sana? Yok. Bir abimden aldım, esnaftan. Kim? Adını hatırlamıyorum. Abim. Ama adını hatırlamıyorsun. Hatırlamıyorum. Paşa, emmi. Baban hangisinin adamıydı? Silahçıydı babam, paşanın adamıydı. Onu tanıyorsun yani. Bayramdan bayrama elini öperiz, o kadar. Bitti mi? Bitti. Hadi geçmiş olsun. Neden barış yaptın? Mahalledeki 2,5 korkağın sözünü dinledin. Bartolu benim de abimi öldürdü. Bunu unutma. Öfkeni cepte tut. Sorularında. Zamanı geldiğinde anlayacaksın. Ha, ikna olmazsan o zaman hesaplaşırız. Selim Bey, vay vay. Afiyet bal şeker olsun. Çikolata, tuzlu fıstık falan getirseydik. Ne oluyor lan? Gelir gelmez başladın yine Bartolu. Başlarım tabii. Senin yapacağın şey ne? Haber vermek. Bunun neyini beceremiyorsun ya? Herifler sürpriz yumurta gibi çıktılar vagonların içinden. 4 tane ölüm var benim. Daha başında bırakıp geldik adamları. Sana bir şey diyeyim mi? Senin bir boktan haberin yok. Öyle atıp tutuyorsun bize. Kes lan! Kes! Vallahi öldürürüm ben bunu. Bundan sonra benim dediğim yoldan gideceğiz. Yoksa ben yakalanırım. Yakalanırsam zaten öldüm. Umurumda olmaz, öyle bir öterim ki. Sadece Çukur değil. Bütün İstanbul savaş alanına döner. Anladın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ha. Ne oldu? Yok bir şey. Aç mısın? Yedin mi bir şeyler? Yok vallahi, hiç aklıma gelmedi. Ne var yemekte? Ya. Beyefendinin Çukur'u ne kadar çok istediğini biliyorum. Eğer yamaç gelmeseydi bu çok mümkündü. Evet, olabilirdi ama artık mümkün değil. O yüzden sakin olmamız lazım. O yüzden sabırlı. Hız yanlış yaptırıyor. Bekleyeceksiniz. Beyefendiye de iletin söylediğimi. Belki bana inanmıyorsunuz ama... aksi takdirde hepimiz ölü sayılırız. Bartolu. Ve Bartolu. Bir daha beni ateşin bu kadar yakınına atarsan... seni de çekerim Bartolu. Bundan sonra ben ne zaman uygun görürsem... o zaman haber alacaksın. Onun dışında yalnızsın. Uslu dur. Burada orta az. Ama Çukur'da senin düşmanın olmak zorundayım. Onu bil.
sonra göğsümde niye kelle yumuşatıyorum deme. Anladın? Biz konuşmayalım mı Selim Bey? Benim söyleyeceğim de... dinleyeceklerim de bu kadar. Çok tatlı çocuk ya. Bayılıyorum bunun bu... artistliklerine. Ama boş konuşuyor. Yamaç'la ilgili söyledikleri hariç. O doğru. Çukur'un adamı gözünün içine bakıyor Yamaç'ın. Onun dışında bu Selim'e güvenmiyorum ben. Beyefendiye söyle. Ben bundan sonra kendi yöntemlerimle ilerleyeceğim. Saadettin Bey, o iş o kadar kolay değil. Yani yöntem dediğiniz her neyse, önce bunu beyefendiye anlatacağız. O onaylarsa yapacaksınız. Merak etme avukat. Biz ustamızdan habersiz iş yapmayız. Bir de benim adım avukat değil. Ben size nasıl Saadettin Bey diyorsam, siz de bana Nazım Bey diyeceksiniz. Merkür geriye mi gidiyor? Herkes de bir alınganlık. Ne var yahu? Siz bana var tolu deyin, ben de size avukat. Bunda ne var? Nazım Bey, Saadettin Bey. Peki, buyurun Nazım Bey. Bakın, binlerce kişinin yaşadığı bir mahalleyi ele geçirmeye çalışıyoruz. Bu çocuk oyuncağı değil, iş. Hem de ciddi bir iş. Bunu unutmayalım lütfen. Peki Nazım Bey. Medet. Abim. Sen Süpermen'i biliyor musun, Süpermen'i? Biliyorum abi. Kırmızı donlu. Ha, kırmızı donlu. Sikeceğim donunu Medet. Süpermen diyorum ya. Affedersin abi. Bildim. Süper bir adam kendisi. Ha, oradan gel. Mazlumun dostu. İhtiyacı olanın yetiş ya Süpermen dediği insan. Evet abi. Ben karar verdim. Çukur'un Süpermen olacağım. Yakışır abime. Söyle bakalım Medet. Süpermen'e ne lazım? Bukat. Bukat olacak ki Süpermen çözsün abi. Ha. Yoksa öyle kendi kendine uçuyor, kime ne fayda değil mi? Evet. Aferin Medet. Arada bir mantıklı konuşuyor. Ne yapacağız? Hiçbir şey. Ne demek hiçbir şey? Sadece izleyeceğiz. Yamaç, o adamlar her şeyimizi okuyor. Öylece duracak mıyız? Babama İsa'yı söylediğimde ne dedi biliyor musun? Bana kesin kanıtla gel. Yoksa hiç gelme. Ben şimdi babama gitsem... desem ki... senin 40 yıllık arkadaşların... İçlerinden biri seni satıyor desem, ne olur biliyor musun? Önce beni vurur, sonra kendi kafasına sıkar. Bu onun için nasıl bir şey biliyor musun? Baba oğluna hain. Diyor, bizi o satıyor. Demek gibi bir şey. Görmem lazım.
koluyla paşayı ya da emmiyi ya da ikisini birden. El sıkışırken görmem lazım. Para verirken, gülerken, abimin mezarının üstünde halay çekerken görmem lazım. Üstüme mermi sıkarken görmem lazım. Anladın mı beni? Başka türlüsü imkansız. O yüzden hiçbir şey yapmayacağız. Sadece isteyeceğiz. Sen bu odayı falan hiç değiştirmeyi düşünmüyor musun? Nasıl yani? Ne bileyim. Hala duvarlarımızda Kurt Cobain, Chris Cornell posterleri falan var. Niye? Artık sevmiyor musun Nirvana, Soundgarden? Allah çarpar. Sakın ha. Seattle çocuğuyuz biz. Ben seviyorum burayı böyle. Hala lisedeymişiz gibi. Senin tanıdığım, sevdiğim tarafının odası burası. Sevmediğin tarafın da mı var? Sevmediğim demeyelim de. Ha. Bilmediğim diyelim. Yamaç, baba uyandı, seni bekliyor. Dediydin ya. Geldim. Yamaç, sen gitmeden bir konuşabilir miyiz? Tamam. Günaydın. Ne oldu? Kime yaptırttım? Kimseye yaptırtmadım. Sen nereden öğrendin? Dün gece karısı gelmiş. Dışarıdan sesi geliyordu. Boğazını kesmiş. Mahallede bir durumla ilgileniyordum. Yalnız bıraktım. Olacağına varmış. En azından kalbimi kırmadı ölürken. Karısına bakız. Hamileymiş. En son geldiğinde söyledi. Oğlanmış. Ağlayacaksan ananın koynuna. Hatta karının koynuna. Demirci ateşle oynar. Ama elinin yanacağını bilir. Sonunda demire istediği şekli verir. Kor demiri tutacaksan elinin yanacağını da bileceksin. Yamaç. Bir dakika konuşabilir miyiz? İsa intihar mı etti? Evet. Neden peki? Uzun hikaye. Dinlerim ben. Ama ben anlatmak istemiyorum.
Yamaç lütfen. Senem. Bir tanem. Düşün ki sen bir cerrahsın. Ameliyattan çıktın, eve geldin. Nasıl geçti desem? İyi geçti değil mi? O kadar. Üstüme kan sıçradı der misin? Ben çocuk değilim. Biliyorum. Çocuk olmadan o farkındayım. Yamaç, basit bir soru soruyorum. İsa neden intihar etti? Büyük bir hata yaptı. Hatanın ağırlığına dayanamadı. O yüzden. Neydi o hata? Sena. Akşama kadar sürer bu böyle. Benim işim yok. Ama benim var. İsa'nın karısı niye öyle dedi Yamaç? Niye kocamı siz öldürdünüz dedi. Kocasını kaybetti. Zamansız, aniden. Verdiğini bilmiyor. Ama ne? Sena. Lütfen. Lütfen işimle ilgili sorular sorma bana. Ben bunu tek bir şey için istiyorum. Sadece seni korumaya çalışıyorum. Bizi korumaya çalışıyorum. Aslanlar be! Aslanlar! Oy! Oh! Oh! Boyumu attınız lan siz iki günde. Bana bak. Annemi üzmüyorsunuz değil mi lan? Yok abi valla. Doğru mu anne? Üzmüyorlar oğlum. Niye üzsünler? O sular maşallah. Sen nasılsın? İyiyim. Ne olsun. Çıkaracaklarmış beni yerine. Yarın. Çok şükür ya Rabbim, Allah'ıma çok şükür. Ne oldu anne, ne var? Bana bak, uslu durun. Biz geleceğiz birazdan. Tamam mı? Tamam, tamam. Dokunmayın tamam mı hiçbir şeye? Tamam. Hı-hı. Annem kızacak lan öyle mi? Bilmiyor mu bu pezemek bizim durumumuzu? Az daha sabredemiyor muymuş? Biliyor da oğlum, baban 3 aydır hiçbir şey ödememiş ki. Bugün yarın, bugün yarın. Bilek güreşini yatırmıştır buraya. Ah baba ya, ah baba ya. Ama abi bir tane. Tamam ama bir tane. Tamam anne, ben halledeceğim. Başka bir şey var mı? Elektriği kestiler dedim. Buzdolabındakileri Münevver teyzeye teslim ettiniz. Taşıdık. Hadi içeri girelim çocuklar, şimdi merak edecek, hadi. Ha? Anne ne oluyor? Şımarıyorlar işte, ne olacak? Anne. Gördüğün gibi oğlum, ne diyeyim? Bu mahallenin aşebi yok mu? Niye oraya götürmüyorsun? Karaman abi öldüğünden beri kapalı orası. Ben bir çaresini bulacağım, sen merak etme. Tamam anne, ben halledeceğim. Sen çocukları al, eve götür. Köşedeki pideciden de ne istiyorlarsa söyle. Celos'un akşam gelip ödeyecek dersin. Vermezse de haber ver. Akşam ben geliyorum. Oğlum. Celos'un. Gözünü seveyim yapma. Sonun baban gibi olur. Sen bu dünyadan uzak duracaksın benim için. Tamam mı kuzum? Tamam mı? Yok annem. Sen ne sandın? Boş bulacağım ben. Onun için çıkacağım. Başka bir şey yok. Allah canımı alsın yok. Bana bak. Bana bak. Alın bakayım şunu. Akşam ziyafet var.
pide, lahmacun ne isterseniz söyleyeceksiniz, tamam mı? Bana bak annemi üzmeyin ama. Tamam. Hadi bakalım. Gel oğlum. Alo Mete. Çocukları topla. Bir saat sonra mekanda buluşalım. Hadi. Ele ele ver gidek bulut adaya. Ele ele ver gidek bulut adaya. Abi. Kurban olam seni dağran anaya. Kurban olam seni dağran anaya. Abi. Ah ya medet ne var ya medet ha? Ha medet ha tuvalette bir rahat yok ha. Abi misafir var. Misafir varsa beklesin medet. Abi gelsen iyi olur. Vay 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 Yamaç Bey. Siz bu evin yolunu bilir miydiniz ya? Kahvaltı etmemişsindir. Gel bir kahvaltı edelim seninle. Yok canım. Kapıdan çıkarken evdeki adam olmaktan da çıkarlar. Kapıdan girdiklerinde dışarıyı dışarıda bırakmak kaydıyla. İki gelinimi de ben seçtim. İkisi de oğullarımdan önce beni gördüler. Ne olursa olsun soru sormazlar. Gene başlayacak mıyız Sultan Hanım? Yok. Sana kötü bir şey söylemeyeceğim. Nedret de Ayşe de bilirler. Erkeklerin işine karışılmaz. Soru sorulmaz. İkisi de kaç kere kocalarının gömleklerinden kan yıkadılar Allah bilir. Ben kaç kere yıkadım Allah bilir. Adet gelenek bir yana neden soru sormayız bilir misin? Eğer bir soru sormaya başlarsak, o adamlarla birlikte yaşayamayız. Anladın mı şimdi? Anne, ben çarşıya çıkacağım. Var mı bir isteğin? Aa, nohut bitmişti. Ona bir bakıver. Ben ne biçim bir yerdeyim ya? Deren neredesin? Yemiyorsun. Sen de yemiyorsun. Suratına bakınca iştah kaçıyor insan. Kalp kalbe karşıdır. Al benden de o kadar. Gelecek misin? Nereye? Sadede. Neden benim işimi baltalamaya çalışıyorsun? Asıl sen neden benim işimi baltalamaya çalışıyorsun? Laboratuvarda olanlar. En az yarım milyonluk malım gitti benim. Adamların solüsyonu tutturamamıştır.
Tutturuyorlar onlar, tutturuyorlar. Asıl sen senin işini baltalamaya çalıştığını nereden çıkarıyorsun? Senin benden başka düşmanın vardır. Ayrıca siz kamyonu patlatmayı bizden daha iyi bilirsiniz Yamaç Bey. Sezgilerin çok kuvvetliymiş Bartolo. Ben kamyonun lafını etmemiştim ama sen bildin, bravo. Sen bu işleri bırakıp Meydun'dan mı başlasın? Geçmişini de, geleceğini de görürüm ben insanım. Seninki mesela. Geleceğin pek parlak değil Yamaç Bey. Benden söyle nasıl? Bundan sonra böyle mi oynayacağız bu oyun? Öyleyse bileyim. Bizde oyun çok. Park oyunları var, cirit var, var oyunu var. Bartolo. Sela'yı duyuyor musun? Bitmedi biliyorsun değil mi? Benim hala kulağımda. Ha bu arada. Bu... Şey amma ne boksa. Anlattın alt ettiğini. Babasını öldürdün. Babasının katili sanıyordu Doğukan kendini. Ölenlerin hesabı cepte. Onları kapatacağız. Ama şimdi Doğukan'ın parası. Ailesine ait onlara verilecek. 2 saat sonra o para bizim kahveye gelecek. Gelmezse? Ben gelir olurum. Paşa hoş geldin. Ya duyduk, geçmiş olsun. Geçti geçti. Geç otur abi. Ne durumdayız Savaş? Abi Bartolo durumu biraz karıştırdı. Düşük. M60'ı kim aldı lan? Bana bak. Bilmeden Bartolo'ya satmış olmayasın. Yok abi, çocuklara bırakmadım. Bizzat adamı kahveye getirtip kendim ilgilendim. Ankara bebesi, Bahçeli Evler'den. Adresini falan da aldım. İstersen kontrol ettiririz. Ettir. İyi, aç bakalım zulamızı. Neyimiz var, neyimiz yok? Bir şey kalmamış. Ben geçen sefer de söyledim abi. Bir haftaya temizlenir. Ondan sonra gelene gidene oyuncak tabanca satacağız artık. Tamam tamam. Geldi sevkiyatımız. Yarın fulleriz biz burayı. Çocuklar da sıkıntılı abi. Adam gelip kahveye oturuyor, bizim çocuklar uzaktan bakıyorlar. Adam Uzi sorsa yok, toplu tabanca sorsa yok. Yanaşamıyorlar tabii. Anlayacaksın, herkesin tadı kaçtı be abi. Savaş, tamam dedik oğlum. Tamam. Geldi. İstiyorsan seninkileri acil kuryeyle yollayayım. Çok iyi olur abi. Çocuklara söyle, onları da mala boğacağım. Ama biz atamasından sorarım. Sen hiç merak etme güzel abim. Hadi eyvallah. Hadi selametle. Akşam kapatmadan buraya dalıyoruz. Hacı ne diyorsun ya? Koçovaların mekanı dalınır mı? Canına mı ustadınız? Maskeleri takacağız suratımıza. Tanımayacak Savaş. Seriyorsun? Hastanede ne işler oğlum sana? Olmaz. Ben giriyorum aga. Siz geliyorsunuz veya gelmiyorsunuz, ben giriyorum. Öleceksem de gözü kara öleceğim. Anlatabiliyor muyum? Bitmiştir. Tamam hacı. Sen nasıl istiyorsan. Bir şey lazım mı? Bir tane station araba. Emanet bulayım mı? Yok, gerekmeyecek.
Hadi. Niye kilitliyorsun şu kapıyı? Sena yukarıda mı? Yok, dün çıktı. Bir arkadaşıyla buluşacakmış. Ama babaya haber verdi. Babaya? Şey demiş, yamacı bulamazsan bana söyle demiş. Ondan yani. Ha. Kim var içeride? Emmi ile Paşa var. Çarşıya çıkacaktım, ben onların yüzünden çıkamadım. Malinden böyle iyi oldu, bana bir hava ver. Ooo, aslan gelmiş. Aslan bu, aslan. İyi misin? İyiyim. Sen yaptın değil mi lan? Ne olur ne olmaz dedim. Herifin sağa solu belli olmuyor. Keşke bizim çocuklara diyeydin de biraz daha bekleselerdi. Belki paşanın diline de bir civciv çarpardı da biz de biraz kafamızı dinlerdik. Hadi oradan, hadi. Bu virajı da döndük ya. Daha da sırtımız yere gelmez yani. Öyle öyle. Bundan sonrası kolay alimallah. Depolarımız da doluyor. Bartol'dan Doğukan'ın parasını istedim. Bir saati kaldı. Gelmezse boşaltacağız o depoları. Gelelim biz de. Yok. Bir şey olursa söyleyeceğim. Bir şey yoksa ben çıkıyorum. Saadet'i çarşıya bırakacağım. Yoktur. Çık. Hadi. Ha baba. Yarın fizik tedaviye gideceğiz birlikte. Haberin olsun. Hadi gel, seni de çarşıya bırakayım. Ya. Of. Çok özlemişim kızım ya. Ben de. Ben de. Hadi hadi çabuk rapor ver. Kaç zaman oldu kızım? Hadi anlat ya, nasıl gidiyor? İyi. Hoppa. Sıkıntı var. Ne oldu? Bir yanım dağlamadım ateşlenme. Ne suçum ne günahım yaptılar beni. Sen sıcağı ağzıma tam olsun ha. Ne haber lan yavaş? Peki nerede? Yok ortalıklarda. Halı sahaya gitti. Ne işi var halı sahada? Kovuldu ya. Ne kovulması ya? O nereden çıkmış? Ya milletin ateşi ağırlanmaya başladı. Ne oluyor? Of. Terzi kendi söküğünü dikemez ya. Berber de kendi saçını kesemez değil mi abi? Ya sen onu bırak da ne oluyor söylesene. Bir tarafı topluyorum. Öbür taraf elimde kalıyor. Herkesten bir sesler. Benden bir sesler. Hangisini dinleyeceğiz? Yamaç. Berber kendi saçını kesemez, doğru. Bu ense var ya, o ense sıkıntı. Göremiyorsun ya. Diyeceksin ayna koy. Ayna koydun mu da ayna yansımanın yansıması. Sağdan gireyim dersin, soldan girersin. Biraz ince alayım dersin, hepten götürürsün. Sıkıntı ya. Çok güzel moral veriyorsun ama. Berber kendi saçını kesemez ama kökten kazıyabilir yamacım. Makinayla bir daldın mı ortam cillop gibi olur. Saç başta zaten. Bir yere gitmez. Baştan çıkar. Mevzu değil. Teşekkürler. Yani bir takım şeyler var. Ve onlar yamaçın...
Yani dışarıda bir şeyler oluyor ve... Anlatamam Deren. Yani anlatırım sandım ama olmaz. Anladım canım ben seni, sen merak etme. 5 gündür tanıdığım bir adamla evlendim. Adama çok aşığım. Ama bir o kadar da onu hiç tanımıyorum. Tanıdıkça da kafam karışıyor. Ama hala çok aşığım. Ama hala çok aşığım. İşte bu yüzden seviyorum seni. Sen nasıl girmedin bu işlere Muhittin abi? Ben seni bilirim. Cesaretse cesaret. Hiç girmedim değil ki. Ben de takıldım bir zaman babanla. Allah Allah. Ne zaman, ben hiç hatırlamıyorum. Hatırlamazsın ki. Sen yoktun o zaman. Selim abim bile yoktu. E ne oldu? Nasıl vazgeçtin? Bu Mecid'in otoparkının orada Derya sineması vardı o zaman. Benim de grup var. Konsere çıkıyoruz. Akşam çıkıyorum orada, dönence söylüyorum, tamirci çırağı söylüyorum. Ertesi günü babanla mekan basmaya gidiyoruz. Sevgiler kafa kırarlar, kol kırarlar. Yeri geldiğinde sıkarlar gözlerini kırpmadan. Yeri geldiğinde çatışmaya girerler. Ben düşündüm, yok bu işler bana göre değil. Çektim elimi eteğimi. Ha, emanet var. Yok değil. Yeri geldiğinde kendimizi savunuruz evvelallah ama o kadar dayı. Sen nasıl yapacaksın Yamaç? Sen bunları yapabilecek misin? Aha geldi tipini sikteyim. Sağlar olsun. Ne yapıyor lan ya? Ne yapıyorsun Mardo? Hey. Çukur'un aziz sakinleri, çok saygıdeğer mahallelim. Bu arkadaş benim mekanıma gelerek bana para vermezsen kavga çıkarırım diye beni tehdit etmiştir. Sen kimsin ya? Muhittin abi. Ben bu mahalleye geldiğimde ne dedim? Mahallemde kavga istemiyorum. Ama bu adama da bu parayı vermeyi kendime yediremiyorum. Neden? Neden sevgili mahallelim? Çünkü bu arkadaşlar bu parayı yine iç edecekler. Size zırnık koklatmayacaklar. Ben de dedim ki, Vartoli abiniz olarak, abilerimin bir kardeşi olarak, dedim ki haydan gelen çukura gitsin. İhtiyaç sahiplerine, fakir fukaraya gitsin dedim. Paramı verme dedim. Ayhan abiyi biliyorsunuz. Geçen gün oğluyla birlikte toprağa verdik. Ölümlerine bu adam sebep oldu. Paralarını da çaldı. O para dul karısının ve yetim çocuklarının parasıdır. Onlara aittir. O kadar. Thank you.
Ölen ailenin parasıdır abi, götür geri ver. Bu pezevenk. Bizi kendisi gibi zannediyor ama öyle değiliz. Göstereceğim ona. Benim kim olduğumu göstereceğim ona. Artist. Şuradan bir müzik falan bir şey aç. Dur. Geri gel. Dur. Şavkı vurur pencerede. Ne oldu abi? Medet, siz eve geçin. Abi ben de geleyim. Eve geç. Yolcum üşümüş nasıl edemem. Uykusuz mu kaldın dünkü gecede? Neydem gecede? Uyan yar sinene sar beni. Dağlar kışmış, yolcum üşümüş, nasıl edemem. Uyan yar sinene sar beni. Dağlar haramı, açma yaramı, perişanım ben. Tükenmez dertlere düşürdün beni. Dağlar kışmış, yolcum üşümüş, nasıl edemem. Madem soysuz göğünün bende yoğudu, neydem yoğudu. Niye doğru yoldan şaşırdın beni? Dağlar kışmış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Niye doğru yoldan şaşırdın beni? Dağlar karanı, açma yaramı, nasıl ederim? Yardım edin. Ay, sağ olasın. Buraya. Burası benim babamın evi.
Karaca. Karaca gel bir bak. Gel gel bir şuna bak. Ne zaman taburcu olmuş ki? Karaca bilmiyorum. Karaca bilmiyorum ama yardım edeceksin değil mi bana? Tabii ki canım kardeşim. Ne zaman geldin sen? Ne dedi doktor? Neden yaptın bunu? Ne oldu, rahatsız mı oldun? Yok. Hayır, ben anlamadım. Bir daha yapmaya fırsatım olmaz diye. O ne demek? Öyle işte. Doktorlar çıkabilirseniz çıktım anne. Daha sık görüşürüz artık. Çok yakışmış, çok güzel olmuş saçlarım. Teşekkür ederim. Dede! Ne? Hadi artık ufak ufak. Tamam, tamam geldim. Sen benim gözümün nurusun. Gönlümün ak kazısın. Bunu sakın unutma. Kızgındım son zaman. Olanlara kendime. Ama geçti. Kırdım seni, affet. Seviyorum seni ak kız. Ben de seni seviyorum. Abi yol verdik işte, geç. Oğlum neye kol yapıyorsun, geçsene. Abi büyüğümüzsün işte, yol verdik de. Oğlum ben senden yol istedim ya. Kusura bakma abla. Allah Allah. Pardon abi. Geç hadi, geç hadi hadi hadi. Bismillah. Abi neyin kafasını yaşıyorsun? Allah aşkına geçsene. Ne diyorsun oğlum sen? Yürüyelim mi? Devenle buluştum. İyi yapmışsın. Çok şişmiştim. Biriyle konuşmam gerekiyordu. Ama konuşamadım. Neden? Korkmasını istemedim. Bu kimya demesini istemedim. Nasıl kafalar bunlar abi ya derdi. Birazcık da olsa anlamışsın sanırım beni. Gene de İhsan'ın karısının çığlıkları kulağından gitmiyor. Sena. Başka bir hayat buradaki. Kuralları çok sert. Kılıçla yaşamayı kabul ediyor insanlar burada. Kılıçla yaşayan kılıçla ölür. Ya seni geçtim ben. Kendime bile açıklamakta zorlanıyorum bunu. Bu arada akşam partiye gidiyoruz, ona göre giyin. Ne partisi, o nereden çıktı? Çıktı işte. Oyalım.
Gel Medet, gel. Ha Medet, söyle Medet. Abi, misafirlerimiz var. Bir bakar mısın? Yoksa göndereyim mi? Geldim Medet, geldim. Yarın Melek Düğün Salonu'nda sünnetimiz var. Bu davetiye sana getirelim dedik. Ya ne zahmet ettiniz ya. Yalnız kusuruma bakmayın. Ben sünnete gelemeyeceğim. Aa beyimiz lütfen. Herkes seni bekliyor. Ya bakın kusuruma bakmayın, yanlış da anlamayın ama biz bu işi gösteriş olsun diye yapmadık. İhtiyaç sahibi çocuklarımız vardı. Onları mutlu etmek için yaptık. Yani bir el verdi, diğeri dedi ne olmuş. Değil mi? O yüzden sizden rica ediyorum. Mahallede de soran olursa böyle adını vermek istemeyen bir iş adamı yaptırdı dersiniz. Ah, anlaştık. Sen nasıl istersen Saadettin Bey. Yalnız sizden ufak bir ricam var. Bu sünnete Yamaç Bey çağırmayı ihmal etmeyin. Şimdi bunlar çukurun sahipleri biziz diyorlar ya. Madem öyleler, hani yardım nasıl yapılır, bu tür şeyler nasıl akıl edilir, biz de onlara bir yol göstermiş olalım. Değil mi? Hadi kızım, çorbayı getir artık. İyi akşamlar. Biz dışarı çıkıyoruz, geç geliriz. Anahtarı paspasın altına. Tamam oğlum. Ayşe, sen de hazırlan, biz de çıkalım ya. Siz nereye? Karımı yemeğe götüreceğim anne, gelecek misin? Abi büyüksün. Ne yalan? Büyük sevap işliyorsun. Bir de bunun gösterişini yapmıyorsun canım abim. Ya lan Medet, ne adamsın ya. Abi vallahi senden korkulur. Sana boşu boşuna Vartolu Saadettin demiyorlar abi. Adın ne senin çocuk? Salih. Anam baba evini terk etti, pavyonlara düştü. O da yetmedi, bir piç peydahladı. O da yetmedi, benim adımı sağa verdi ha? Senin adın Salih değil, senin adın Saadettin. Anladın? Anladım. Dede, ben acıktım. Acıktın ha? Bak iyi. He Medet, bana boşu boşuna Vartolu Saadettin demiyorlar. Medet. Abim. Bu gece dışarıya çıkalım. Biraz hava alalım ya. Ha? Alalım abi. Alalım Medet. Oha! Hadi lan! Oh be, oh be! Ya!
ayıp olur. Geçin. Gideyim mi? Git. Geleyim mi? Ya gel. Başka bir yere mi gitseydik? Ay aman yok. Evden çıkalım da nereye olursa olsun. Sabret. Az kaldı. Yakında tamamen gideceğiz o yıldan. Ay, tamam sana. Konuşmayalım şimdi. Bir daha söyle. Bana mı? Babacana, babacan. Güzel mi? Ay Selim. Düşünürken sorma, çok fena, çok. Aynı şeylere üzülür. Yemin ettin bana, biliyorsun değil mi? Biliyorum, unutmadım. İnan bana, her şey hallolsun. Buraya, evimize geri döneceğiz. Anlaşamadık, gitti. Sonunda bitti. Ayrılın be, yeter. Sabahtan beri izliyorum. Yani iki saniyecik bulsam dalacağım da. Yapıştınız anasını satıyor. Enişte, Deren ben. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum Deren. Ama enişteyi bilemedim. Aa, neyini bilemedin enişte? Biz hep böyle bahsediyoruz zaten senden. Yenge yok ama enişte var, öyle mi Sena Hanım? Deren bir sussan olmuyor değil mi ya? İşler peşindeyim. Kimsenin haberi yok. Ailenin dışında çukurumda. Ortaklık gibi bir şey. Başlangıçta biraz karışıktı. O yüzden söylemedim. Ama şimdi daha net. Gözümün içine bakıyorlar. Ben ne dersem o. Bak bunu evde başka birinden duyarsam var ya. Ay saçmalama. Kimseye söyler miymiş? Geçen gün bir laf ettin ya. İnsanın hapishanesi olmak falan. Çok dokundu o laf bana. Affet beni.
Sen benim dert ortağımsın. Oğlumun, kızımın anasısın. Her şeyin daha iyisine layıksın. Veremedim. Ama az kaldı, sabret. Çok az kaldı. Er ya da geç başaracaksın, biliyorum. Keşke benim sana inandığım gibi sen de bana inanmışsan. Kahveye gidin, bilardo oynamaya kalın. Görüneceğiniz yerlerde olun. Yarına kadar kimse kimseye telefon bile açmayacak. Mete, hadi biz gidelim. Şaşmadan pusulam, geceler farksızdır, kancık bir pusudan. Sevdik de katlandık, inan ver bokuna. Hepimiz öleceğiz de gönlüm beni çukura. Eğer seninki ayazsa, inan bizimki ömür değil. Yaktık gençliğin her yanını, yanan bu gençlik kömür değil. Her yanlış eder bir mermi, bu da sanma ki kimseye ödül değil. Düşman saplasa hançerini, dostum var bu da bize ölüm değil. Koşarız ölüme, bu da sorun değil. Çukurdayız baba, eğilmeyin. Rüzgar döndürüyor bu değirmeni. Kurudu gözlerimdeki nehirlerim. Kimseyi satmam zehirlerim kendime. Mahalle bizim kesin. Çukura düştü diye sevinmeyin. Anne karnında gibi evimdeyim. Ben buradan ayrılamam, şaşmadan pusulam. Tamam, oldu burası. Bunlar ne olacak? Onları da.
Bizim evin çatısını saklarız. Konuşmasaydın iyiydi ya. Heyecandan. Merak etme, tamam mı? Bir şey olmayacak. Hadi şimdi şunları götürelim. Hadi. Ben buradan ayrılmam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusudan. Sevdik de katlandık, inanlar bokuna. Hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. Caminin oradaki duvar yıkıktı. Yeniden öreceklerdi. Bunu bir soru versene. Sorarım. Aşevi nasıl? Malzemeler düzenli geliyor değil mi? Aşevi kapalı İdris. Nasıl kapalı? Aşevi kapanır mı ya? Kahve tarandaydı ya. Hı hı. O zaman ihtiyaten kapattık. Sonra da zaman bulamadık. Kahramanın cenazesi, senin durumun. Olmaz öyle şey. Biz orayı niye açtık? Ha? Hangi birine yetişeyim? Bana yetişme. Bana Saadet bakar. Sen bu evin anası olduğun kadar Çukur'un da anasısın. Git gene Çukur'un anası ol. Savaş, ben şimdi bunu değişsem, altından sen çıkmazsın değil mi? Evim belli, adresim belli abi. Sana karşı boynum kıldan ince biliyorsun. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Elleriyle koymuş gibi buldular bunları. Yani bence bunu yapan Çukur'dan biri. Burayı bilen adam yani abi. Diyorsun. Evet abi. Esnaftan kamerası falan olan var mı? Kamera. Sorayım abi ama. Arabanın markasını, modelini iyice bir araştırın. Plakayı söyleyene benden ödül. Anlaşıldı abi. Her mevzuda da çok yüklenmeyelim çocuğun üstüne. Bakalım. Çözemezsek konuşuruz. Tamam. Ben girişiyorum o zaman. Ben de. Acil işi olan var mı? Ben öğle yemeğine girişeceğim. Hepiniz benimle geliyorsunuz. Çukura iniyoruz. Aşevini tekrar açıyoruz. Rezalet ya. Vallahi rezalet. Kızımızın durumu nasıl? Yoğun bakımdaymış. Allah şifa versin. Sağ ol. Ya arkadaşlar. Bu ne rezalet ya? Bunu kim yaptıysa bulsunlar. Bulsunlar, dizini kırsınlar. Koçovarlar demiyorlar mı biz Çukur'un başıyız diye? Madem öyle bulsunlar. Ha. Bak onlar bulamazsa gelin bana söyleyin. Bir saate bulup getirmezsen bunu yapanı namerdim. Böyle rezalet olmaz. Geçmiş olsun. Verdim Mehmet. Laboratuvar. Ama derede, Çukur'da değil. Ha Çukur, ha dere. Aynı şey. Neyse.
Çalıştırıyor mu peki? Geceli gündüzlü. Ama daha dışarı bir şey çıkaramadı. Niye? İlk başladı. Triki bir şeyler yaptım, malını mahvettim. Triki ne lan? Bir oyunlar çevirdim yani. Nasıl ya? Ya kimya mimya, karışık işler. Ama yakında çıkarır yenisini. 7/24 gözetleniyor herif. Dereden çıkarsa İstanbul'dan çıkaramayacak. Yerine ulaşmaması için elimden geleni yapacağım. Başka bir yere de açtı mı bizden habersiz? Yok. Ne derede ne çukurda açtırtmadım. İyi. Onu iyi yapmışsın. Aferin. Hop hop yavaş. Ben yaparım. Tamam tamam. Bırak. Tamam. Peki Yamaç Efendi. Bu adamın derdinin uyuşturucu olmadığının farkında mısın sen? Ha? Ben farkındayım da sen nasıl fark ettin? Allah ağam. Burada senden habersiz koşuşmuyor. Polis gelmeden önce sana haber uçuruyor. Mahalleli senin bir lafınla dünyayı yakıp yıkacak kadar seni çok seviyor. Vallahi ben ömrü hayatımda böyle bir mahalle ne gördüm, ne duydum. Sadece koruma isteyen bir adam. Bana mekan gösterin, parasını ödeyeyim derdi. Böyle yapmamış. Dur döneceğim mi? Dur. Ben dönerim. Bırak. Yavaş yavaş. Dur bacım. Bartolo daha önce gelmiş buraya. Gezmiş. Beğenmiş belli ki. Daha önce Aliçi'ye sormuştum. O zaman da söyledi geldi diye. Ne var ne yok mahallede? Var mı durum? Kahraman abi top oynadı yine. Bir adam geldi, oturdular, konuştular. Kimmiş? Çukur'un adam mı? Değil. Ama daha önce de gördüm ben onu. Okulun orada, konutların orada, bir de burada. Dolaşmış bütün mahalleyi. Çukura sığınmak değil derdi bu adam. Sürünün lideri olmak istiyor. Kahramanı öldürmesi bu yüzden. Beni öldürmeye kalkmaz. Hepsi o. Niye dokunmuyor Selim'e? Ondan bir bok olmayacağını biliyor da o işte. Silah sevkiyatımıza saldırıyor. Niye? İhtiyacım var. Doğukan'ın babasını öldürttü. Adamların parasına çöktü. Sırtlan. Ölümü kokluyor pezevenk. Dikkatli olman lazım. Dikkat ediyorum ama merak etme. Yetmez. Adam vahşi oğlum. Ne diyorum sana? Doğanın kanunu bu. Gücü gücü yetene demişler. Genç yaşlıyı yener, yerine geçer. Öyle mi? Yırtar alırım diye düşündü o zaman. Ama bilmiyor. Buradan sürüye başka bir lider çıkacağım. Bunu ona göstereceksin. Sadece ona değil. Bütün Çukur'a. Ben buraya lider olmaya gelmedim baba. Sen iyileş. Geç bunları bir kere. Bu lafları geç. Sen buraya aitsin. Artık hiçbir yere gidemezsin. Sadece Koçovalıların değil. Bütün Çukur'un kaderi senin kaderine bağlandı artık. Öyle. İnan bana,
her şey hallolsun. Buraya, evimize geri döneceğiz. Önce köşe bucak bir temizlik yaparız. Ardından da yemeğe girişiriz. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Ulan biz size ne dedik? Ha? Biz size ne dedik? Ara sokaklarda hız yapmayacaksınız. Demedik mi? Ha? Demedik mi? Lan tabii hız yaptınız. Oğlum havaya sıkmak ne lan? Havaya sıkmak ne? Abi de olmaz abi. Havaya sıkmak ne lan? Çocuklar biliyorsunuz ben zalimliği sevmem. O yüzden içinizde herhangi bir şekilde bu işten haberi olan varsa hemen çıksın öne yavrum hadi. Anlaşıldı. Sıradan yapalım. Gel oğlum sen buraya. Abi yapma. Gel oğlum gel. Gel lan buraya. Konuşacak mısınız lan? Abi sus. Sus. Alın bu ikisini. Diğerleri gidebilir. Şuna. Bu hastana da yeni bir tane telefon alın. Bu elinle mi sıktın lan kızı? Ha? Bu elinle mi sıktın sen? Bakalım ben yapmadım bilmiyorum abi bakalım. Kim abi yaptı lan o zaman? Bilmiyorum kim abi yaptı abi lan? Abi bilmiyorum ben yapmadım abi bilmiyorum bakalım. Bulacaksınız lan bunu. Kim yaptıysa bana onu bulacaksınız. Sıket lan. Dedin kim yaptıysa bulun getirin bana onu. Çekilin gidin lan. Buyur babam. Sen birine söz verdiydin. Ne oldu? Kime? Ne sözü? Lunapark sözü vermedin mi sen benim torunuma? Tamam babam. Selamünaleyküm. Senin selamını alanın da sülalesini, soyunu, sopunu. He, anladık. Devamını getirmene gerek yok. Ne istiyorsun? Hiç. Evde misafirlerim var da. Mümkünse bir fincan 13-14 anahtarı isteyecektim. Siktirtme anahtarını, vart olun. Ne istiyorsun? Bir şey istediğim yok. Mahalleyi turluyordum. Öyle bir uğrayayım dedim. İşler nasıl? İyi, çok şükür. Götün biri adamlarını gönderdi ama ağzının payını verdik. Tatbikattır o. Savaş olsa duramazsın. He, öyledir canım tabii, öyledir. Ya bu gençlere ne yapıyorsun burada ya? Sana ne lan? Sana ne? Uza hadi. Sen mahalleyi geçsene biraz, hadi. İyi, uğrarım ben yine. Uğrama. Uğrarım. Uğrama. Uğrarım diyorum ona. Hadi uğrama. Hadi anne, hadi geç kalıyoruz. Oğlum dur. İki ayağım bir pabuca soktum. Anne, hevesini alsın. Bir saate geliriz. Tamam. Karaca,
Hadi sen de git kızım istersen. Yok, babaannem iş var burada. Çayın var mı Hacı dayı? Çayım da var, çorbam da var abi. Çorba ne alaka? Aliço gelecekti abi. Ona yaptım. Ama istiyorsan hemen sana bir tane koyayım. Peki ne yapıyorsun oğlum sen burada? İş abi. Rahmetli beni buraya yerleştirmişti. Oğlum sen manyak mısın? Ben seni yanıma almadım. Kovdun ya abi. Ne zaman kovdum lan? Çıktı mı ağzımdan benim öyle bir şey? İsa meselesi abi. Kızdıydın ya bana. Haklıydın, hata yaptım. Sen kendi kendini kovdun o zaman. Kızdım, evet. Ama sadece kızdım. Sen potansiyelin farkında değilsin. Kontrolünü kaybetmeyeceksin Mike. Anlamadım abi. Yani ama güzel konuştun. Yani diyorum ki, benim sağ kolum olacak olan adam ocağını ağırlamayacak, yek duracak. Zamanı geldiğinde geri dönüp kesecek hesabı. Abi, ben senin sağ kolun muyum? Mike çay ver Allah aşkına, hadi. Hadi. Şimdi git şunun peşinden. Hacer, bekle. Sağ olasın Mücahit abi. Sen de olmasan. Yok canım, estağfurullah. Dedesi sağ olsun. Olsun. Allah senden de babamdan da razı olsun. Bin kere söyledim bizim çocuklara. Şuraya iki tabure atın, bir çay demleyin dedim. Çocuklar oyun oynarken büyükler de otursun, çay içsin dedim ama yok. Ne yapsak? Bilemedim ki. Ha, Nedret abla, gel biz de beklerken Acar'a bir oyuncak kazanalım. Aa, olur. Hadi. Hadi Aliço. Olsun Hacı. Aliço gel. Lan kaçırdın. Aliço. Lan dur. Aliço ne yapıyor? Aliço ne yapıyor? Adamsın be Aliço. Adamı tut, adamı tut, adamı getir yine. Bir sürü şey devam ederiz. Abi ya, forvan. Bir sürü şey. Valla forvan. İyi misin Kemal? İyiyim abi, iyiyim. Aliço attı. Yavaş abi, yavaş. Aliço! Aliço, koş, koş, koş. Koş, 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 koş. Gol sevincini paylaşıyorlar. Sarayla. O kadar korkmuşum. Ailelerimizi mutlu görmek ne güzel. Ne hoş. Ne işin var lan senin burada? Hiç. Baktık Luna Park açıktı. Benim çocuklar tutturdu. İlle de balerine bineceğiz. Yenge hanım. Kusura bakmayın. Size de başınız sağ olsun diyemedik. Haklısın.
yaparsın bacım. Adamın biri benim kocamı öldürse aynısını yapardım. Hala konuşuyor musun sen? Evet. Sen hala konuşuyor musun? Evet. Allah belanı versin. Senin öldüğün günü de göreceğim ben. Allah belanı versin. Akşama bir şey yapma. Pirzola getireceğim. Pirzola? Ha. Kim kaybetti pirzolayı biz buluyoruz? Görürsün. Sen kendini getir de ben başka bir şey istemem. Hadi ablam. Her gün yapacak mıyız bunu? Başka işimiz yoksa her gün yapacağız. Biz yapamazsak başkasına devredeceğiz. Ama bu tencere her gün kaynayacak. Ne o? Erindin mi? Erinmek? Üşenmek. Yok. Ben erinmem. Gelirim yani her gün. Akşam. Bunu bana dün gece neden söylemediniz? Bilmediğim başka şey var mı? Manyağın biri havaya sıka sıka gitmiş İpek Sokak'ta dün gece. Küçük bir kız yaralı. Yoğun bakımda şimdi. Ben size ne dedim? En başta ne dedim? Bana anlatın abiler. Vakayı adiyeden bunlar oğlum. Boş yere kafanı şişirmek istemedik. Şişirin. Bileceğim. Mahallemde ne oluyor, bitiyor bileceğim. Bana anlatacaksınız. Bana her şeyi anlatacaksınız. Abi. Ne var Metin? Abi emmiye... Söyle. Söyle oğlum. Plakayı buldurduk abi. Sıkan arabanın plakasını araştırıyoruz. Tamam hadi gidelim. Yamaç abi. Peki tamam. Celosun oğlum sen. Sen ne yaptın? Söyle. Kes lan kes. Bu değil. Söyle. Kes lan kes. Dansa davet etmiyorsun oğlum. Bağır. Kes lan kes. Bağır lan! Kes lan kes! Ben yaptım abi. Planı da ben yaptım soygunu. Dört kişiymişsiniz oğlum. Arkadaşlarımı suçuyor. Onları bırakın bana yapın ne yapacaksınız? Bu işin şeytanı benim. Onlar sadece bana uydu. Kesilecek el benimki. Aferin. Suçu da biliyorsun, cezayı da biliyorsun. Aferin. Silahlar nerede? Bir kısmını sattım. Para lazımdı, kardeşime yemek aldım. Bir kısmı da bizim evin çatısında saklı.
demirci ateşle oynar. Ama elinin yanacağını bilir. Sonunda demire istediği şekli verir. Kor demiri tutacaksan elinin yanacağını da bileceksin. Koy lan elini. Koy doğru düz. Abi. Bakabileceğim mi? Senacığım, ne işin var senin burada? Ne yapıyorsunuz içeride? Sena, hadi. Hadi. Biliyorum ne yaptığınızı. Kardeşleri açmış yamaç, onlar için yapmış. Sena, bilmediğin işler bunlar. Hadi. Affet. Sen çukurun başı değil misin? Ha? Affet. Sena, lütfen. Peki, Sena'yı eve bırak. Daha bitirmedim. Ne dedim ben sana buraya gelmeden önce? Ha? Ne dedim? Olmanı istedikleri adam olma. Sen duramazsın o kalıbın içinde. Solarsın, ölürsün. Aşık olduğum adam o. Her yerde, her zaman. Tamam, tamam. Haber bekleyeceğim senden. Tamam Sena, hadi. Serbest bırakın. Bırak, bırak, çekilin. Baban öldü. Sinirlisin. Her şeyi yapmaya hakkın var değil mi? Ulan benim de hanım öldü. Ben kızgın değil mi? Ben kızgın değil mi? Her şeyin sorumlusu benim değil mi? Babanı da ben öldürdüm. Gel al lan intikamını. Gel al. Beni yere indir, seni affedeceğim lan. Silahları da vereceğim sana. Ne bok yersen ye. Gel! Durun! Karışmayacaksınız. Hadi bakalım. Ne oldu lan? Ne oldu? Bir tek sen kızgınsın çünkü. Ben her gün nelerle uğraşıyorum lan? Ha? Abimi öldüren adamın yüzüne bakıyorum her gün. Ha? Neden? Gel hadi. Ha? Kimse benim çizdiklerime zarar vermez. Duydun mu beni? Kimse. Ama ben ne yapıyorum? Her gün bir herifin yüzüne bakıyorum. Neden? Neden lan? Bir tek sizin doğrunuz doğru. Her şeyi siz biliyorsunuz. Kimse laf dinlemiyor lan bu mahallede. Herkes aklına izini yaparım kafasında. Aferin. Devam edin. Kalk! Ne dedim? Sabret dedim. İntikamsa alınacak dedim. Öfkeni cepte tut dedim. Sen ne yaptın peki? Hırsızlık yaptım. Benim malımı çaldın. Niye lan? Gelseydin, iş isteseydin, para isteseydin.
canımı isteseydim. Ama yok. Delikanlısınız. Delikanlısınız amına koyayım. Yamaç! Bir tek bundan anlıyorsunuz. Baba. Bu el artık benim lan. Bu eli aldım senden. Bu el kuruyacak. Kullanmayacaksın. Gözüm üstünde lan. Kullanırsam gelir koparırım elini. Duydun mu beni? Duydun mu beni? Duydum. Kılına zarar gelmeyecek. Ama o eli de kullanmayacak. Duyan, gören haber versin. Kesin alın eli. Sağda abi, bekle demiştim. Ölünceye kadar bekler o. Tamam, Metin'i ara, plakayı sorduğumu söyle. Beni hastaneye bırak. Alişo da gelsin hastaneye. Tamam abi. Geçmiş olsun. Var mı gelişme? Bekliyoruz. Doktorlar reddediler. Yapana bulacağız. Merak etmeyin. Elbette bulacaksınız. Ondan şüphemiz yok Yamaç Bey. Lakin bulduktan sonra ne yapacaksınız? Esas mesele bu. Ne yapıyorsun lan? Karı kız meselesi mi? Yok mu bize de bir şeyler? Sen iste anında ayarlarız abim. Bizim emanet hazır mı abi? Hazır. Bana bak. Bu akşam da inlet ortalığı göreyim seni. Bu sefer başkan sokağa dalacaksın. Unutma bak. Başkan sokak. Şarjörü boşaltmadan da çıkma, bozuşuruz. Tamam abi, o bende, merak etme sen. Ha? Buyurun abiler. Yamaç Bey, bir davetiye bırakmıştık. Ses çıkmayınca bir gelelim dedik. Kaçırmışızdır biliyorsunuz, iş güç. Akşama toplu sünnetimiz var. Melek Düğün Salonu'nda. Baş köşeye masamızı kurduk. Mutlaka bekliyoruz. Şeref verirsiniz. Çok sağ olun. Bu seferlik... Gelirim tabii. Gelirim. Aman attım. Sağ ol, sağ ol, var ol. Akşam saat 8'di. Yenge hanımı da bekliyoruz. Kadınlar çok merakta. Hep görmek istiyorlar. Tamam. Birlikte geliriz. Akşın, benim boncuk kutum nerede kızım? Gördün mü? Yok anne, ben ellemedim. Sen ne yapacaksın onu? Bilmem. Kardeşine sormak lazım. Acar. Oho, beyefendinin hiçbir şeyden haberi yok. Oğlum bugün Luna Park'ta Emmi'nin tespihini kopardın ya. Hadi ya. Hadi ya. Ah, buradaymış. Ajanlarım var benim. Doğru olanı yaptın, inan bana. Öyle mi diyorsun? Sen demiyor musun?
Benim tanıdığım Yamaç affederdi. Affetti. Doğru olan da bu zaten, öyle değil mi? Neyse, oldu bitti. Hadi hazırlan. Akşam düğüne davetliyiz, sünnet düğününe. Sünnet nereden çıktı ya? Parti olsa koşa koşa gelirsiniz ama Sena Hanım. Hadi bu akşam da sünnet düğününe gideceğiz. Hadi sen hazırlan. Çocuklar gelip alacaklar seni. Benim bir işim var. Bir ufaktan böyle geç geleceğim ben, tamam? Tamam. Hadi Sena. Hı. Mahalleye gidiyoruz şöyle üstüne usturuplu edepli bir şeyler değil de. Dışarı çık Yamaç. Biraz olsun aldı. Yamaç artık bana inanıyor. Şimdi iş olayın perçinlenmesinde. Emmi ya da paşa. İkisinden birini içeri almamız lazım. Git konuş. Ne olduğunun, ne konuştuğunun hiçbir önemi yok. Sadece birileri seni görsün. Anladın mı? Emmi ne sever, paşa neden korkar hepsini anlatacağım sana. Yavaş yavaş nüfuz et ve bir tanesini yanımıza çek. Tamam? O kendini sana ortak sansın. Sonra bırak beklesin. Yamaç'a söylediklerimizin doğru çıkması lazım. Eğer oltanın ucunda yem olmazsa yutturamayız. Yutturamazsak benim peşime düşer. Bana ulaşmaması lazım. Anladın mı Vartolu? Abi, bir şey sorabilir miyim? Kızmazsan. Sor. Ama sevmediğim soruyu duymam Metin. Ben babamın oğluyum. Bir şeyden mi şüpheleniyorsun abi? Hadi siz gidin ufak ufak. Geç kalacaksınız. Ben de geliyorum. Eyvallah. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam ağam, hoş geldin. Buyur. Ya bütün gün evdeydik. Şu dışarıya iki tane masa atar mısın bize? Tabii de hemen hemen bir baş sandalye oradan. Hadi. Çabuk çabuk çabuk, ağam gelmiş. Hemen. Ne yapacağız abi bunlarla? Abi. Medet.
Abi! Medet! Medet! Şaşmadan pusulam, geceler farksızdır. Kancık bir pusudan sevdik de katlandı. İnan ver bokuna, hepimiz öleceğiz de gönlümün hiç burada. Kafasını kırdılar herif. Eğer seninki ayasa, inan. Bu mahalleden ne zaman pis bir koku gelse ardından sen çıkacaksın, emin ol. Ama sen de emin ol Bartolo. Ben sendeyim. Ali nerede Meki? Halı sahada abi, bekle demiştim. Ölünceye kadar bekler o. Tamam, Metin'i ara, plakayı sorduğumu söyle. Beni hastaneye bırak. Ali da gelsin hastaneye. Tamam abi. Düştü diye sevinmeyin. Anne karnında gibi evimdeyim. Ben buradan ayrılamam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusudan. Sevdik de katlandı, inanlar bokuna. Hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. Şaşmadan pusulam, geceler farksızdır. Kancık bir pusudan, sevdik de katlandık. İnanlar bokuna, hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. Hoş geldiniz yenge. Şeref verdiniz. Yamaç Bey yok mu? Birazdan gelir o. Hayırlı olsun. Sağ olun, var olun. Buyurun, buyurun. Senin burada. Gelinecek dediler, geldik. Asıl senin ne işin var? Benim küçük oğlan Mustafa, onu aradan çıkarayım istedim. Nerede? Mustafa, oğlum gel. Musti, çok yakışıklı olmuşsun. Şaşmışsınla. Hadi git oyna. Hadi gel, oturalım. İyi, sen ne yapıyorsun? Yamaç Bey geldi, Yamaç Bey! Düğünümüze şeref verdi. Düğünümüz şanlandı. Sinek çocukları onlandı. Helal olsun Ankara! Helal olsun hocam! Geldi benimki. Hey maşallah. Ay ben bunu söyledim değil mi ya? Sağ ol.
Hayırlı olsun. Hayır, nereden biliyor ha? Nereden biliyor? Bizim ne yapacağımızı bu herif nereden biliyor? Bana bak Medet. Yoksa bizden bunu haber uçuran mı var ha? Selimlik yapan mı var Medet? Bilmiyorum abi. Olsam dilini keseceğim de pezevengin. Bu lojistikçi Yamaç benim sabrımın sınırını zorlar. Bak ben normalde sabırlı adamımdır ama bu benim sabrımı zorluyor. Haklısın abi, ne diyeyim? Diğer mekanda hazırlıklar tamam mı? Tamam abi. Bir aksilik çıkmaz Allah'ın izniyle. Çıkmasın Medet, çıkmasın. Aksilik falan çıkmasın. Yoksa ben birinin canını çıkaracağım. Olmadı Medet. Ben nasıl her şeyi düşünerek hareket ediyorum, sen de düşüneceksin. Abi, ha? İçeride misafir var. Ev değil. Yol geçen oraya amına koyayım. Saygıdeğer hanımefendi. Size de merhabalar saygıdeğer hanımefendi. Senin ne işin var burada Bartolo? Hiç. Düğün sahibi sayılırız. Sevabına çocukları sünnet ettirdim de tutturdular. İlle de sen de gel, ille de sen de gel diye. Hoş geldiniz beyimiz. Şeref verdiniz. Eyvallah. Yıldız, hadi biz çocuklara altın takalım. Ya bu ne kadar güzel bir manzara ya. Garson. Bana limonata getir ama boş olmasın he mi canım? Evet. Söyle bakalım Yamaç Bey. Geldiğinden beri kaç kişiye hayır işinde bulundun? Kaç kişinin karnını doyurdun? Sen kaç mazlumun ağını aldın? Kaç kişinin canına kıydın Bartolo? Ne demiş Michael Jackson abimiz? Amaca giden her yol mübahtır. Evet, bizim işte gerekirse cana kıyacaksın. Ardından eve gidip kafanı yastığa koyup horul horul uyuyacaksın. Racon bu. Hadi. Odri meydan. Sen de kıy. Kıyamazsın. Kıyamazsın çünkü sen öyle kendi halinde gariban bir şarkıcısın. Efendi, öyle partilerde, diskolarda rock'n'roll söylemekle olmuyor bu işler.
sesler. Bırak da. Çukuru, çukurun adamı yönetsin. Gerçi bırakmasan da olur. Dalga dalga geliyorum ben mahalleye. Dalga dalga geliyorum. Abi, bir isteğin var mı? Silah deposunu soydum. Sonra da yakalandım. Bunun en hafif cezası nedir biliyor musun? Bir elini keserler. En ağır cezası da ölümdür. Ama gördüğün gibi buradayım. Karşındayım. Yamaç Bey'imiz kıyamadı. Suç işleyene, hak ettiği cezayı vermeyen de ayım diye dolaşmasın. Eğer izin verirsen senin adamın olmaya geldim abi. Geçmişte bir husumetimiz oldu. Ama ben yanlış adama sıkmaya kalkmışım. Büyüklük edip affedersen ne ala. Yoksa abi oyunum buradadır. İlla biri vuracaksa hak eden biri vursun. Başımız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Sen gelmiyor musun?
Benim ufak bir işim var. Sen uyumadan gelmiş olur. Abi kızmazsan içeride bir şey olmuş. Fena bir şey. Delirmeyeceksen söyleyeyim Meke. Yeminliyim abi. Vallahi. Celeson. Artık Vartolu'ya çalışıyor. Hayırlısı olsun abi. Ne diyeyim? Herkesin bir zaafı var şu hayatta. Onunki de öfke. Seninki de öyle. Öfkeni kontrol altında tut Meke. Yoksa zararlı çıkarsın. Bak, Celeson. Yapamadı mesela. Yazık etti kendine. Peki bir şey yapacak mı İmza? Celeson ama. Yok. Benim derdim başka. Vartolu. Peki ne geçiyor aklından? Bir şeyler yapıyor kafandan senin. Senin zaafını biliyorum. Kendi zaafımı da biliyorum. Ama Vartolu... ne yaparsam yapayım deyin bir herife. Sıyırıp geçiyor. Teflon gibi. Zayıf noktasını bulamıyorum. İlla ki vardır abi. Herkesin var yani. Doğru. Herkesin var. Onun da var mutlaka. Ama ne? Dur. Alo? Alo? Alo, kız Sadiş, Sadiş. Salih? Sadiş, unutmamışsın. Sen nereden, nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sen Çukur'a mı geldin? Evet. Günübirlik. Normalde Tokat'tayım. Erbaa'da. Türkçe öğretmenliği yapıyorum. Öğretmen mi oldun sen? Ne güzelmiş. Öyle bir günlüğüne geldim iş görüşmesine. Bakalım. Eccük vaktim vardı. Mahalleye de uğrayayım dedim. Salih. Duvarı sen mi temizledin? Aa. Gördün mü? Görmem mi? Ben de dedim kim yaptı acaba? Ben yaptım. Anılar, hatıralar öyle kolay kolay unutulmuyor.
Öyle. Sen Çukur'dasın o zaman hala. Çukur'dayım. Yani seni de sorduracaktım ama vazgeçtim. Dedim belki evlenmiştir. Ha yok. Ben hiç evlenmedim. Sen? Yok. Ben de evlenmedim. Kısmetliymiş demek ki. Kısmet, kısmet. İyi o zaman ben... belki yine geleceğim İstanbul'a. Kesin değil ama... o zaman uğrarım yanına. Uğra tabii. Hem şey yaparız... eski günleri yad ederiz. Tamam o zaman. Peki... o zamana kadar... böyle arada sırada arasam seni, sorun olur mu? Yok, olmaz tabii. Ara sen. Tamam. İyi bak kendine. Sen de. Görüşürüz, bay bay. Sadiş ya. Sen nereden çıktın şimdi karşıma?